Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Limandır liman, aman aman. Ya aslında onu çalınca sanki görmediğini unutuyor. Onunla bütünleşiyor. Yedi bıçak yarasına. Biz her gün arabada eve gelirken 45 dakika yol sürüyor aslında. Biz buraya kadar türkü söyleriz. Bağlama yok tabii ki. Yani bir saat boyunca yolun nasıl geçtiğini hiç anlamayız. Bir anne oğul böyle yapar mı bilmiyorum. Belki herkes öyledir ama benle Umut farklıyız aslında. Eve gelip ben yemek yaptığımda yine bağlamayı alıp getirir, yanıma oturur. Yemek yaparken, bulaşık yıkarken, ben iş yaparken. Bir de benim sıkıldığımı anladığı anda, o gün moralim bozuksa hemen bağlamasını getirir. Bağlamayı çalar ve beni o stresten çıkarır. Sol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut gel. Geldim. 8-9 yaşlarında bir ilkokul hocamın elinde bağlama görmüştüm. Merak edip baktım. Sesini çok beğendim. Anneme ben de bağlama öğrenmek istediğimi söyledim. Sonra İlhan Hoca ile beraber çalışmaya başladık. Ama ilk başta ben yani çok yapabileceğimi düşünmedim. Çünkü hem engelim var. Benim gibi çalışanlar hep böyle hoca onlara notalar veriyordu. Bir kağıda bakarak çalışıyorlardı. Ben sadece ezbere çalışıyordum. Yani zorlanacağımı düşündüm. Ama çok şükür zorlanmadım. Şimdi çalabiliyorum. Bir parçaya girelim. Ela gözlüm ben bu. Bağlama uzun ince bir yol. Yani sanki sonu hiç yokmuş gibi. Ne kadar ilerlesem de hiç bitmeyecekmiş gibi. Bağlama çalarken canım hiç sıkılmaz. Yani hep mutlu olduğumu düşünürüm ve bağlama çalarken engelli olduğumu düşünmem. Çünkü ben engelli halimle bile bağlama çalmayı başardım. Bu yüzden bağlama çalarken engelli olduğumu düşünmüyorum. Kendimi özgür hissediyorum, mutlu hissediyorum. İlhan Hoca beni çok güzel eğitti. Bağlamada beni çok güzel eğitti. Annem benim için çok emek verdi. Her gün beni buraya getirdi, geri eve götürdü. Şimdi okulum için de annem çok emek veriyor. Yani onlara borcum hiç ödenmez. İleride bağlama öğrenmek isteyen insanlara bağlama öğretmek istiyorum. Es do re mi mi. Tamam mı? Şeyden bana, direkt söyleme yerine. Valla Umut'a baktığımızda Aşık Veysel kültürünü gerçekte ileride çok iyi temsil edecek bir yapısı var. Bunu da başaracağına inanıyoruz. Görme engelli insanlar genel anlamda yani algı olarak çok güçlü oluyorlar. Çok güçlü bir algıya sahip olduğu için bizleri de çok zorlandırmadı aslında. Hatta biz bazen çaldığımızda yanlış notalara bastığımızda bile kulak aşinalı olduğu için direkt o notayı yanlış bastınız hocam diyebiliyor. Yani bizim de yanlışımızı görebiliyor. O yönden yani Umut'tan çok ümitliyiz. Umarım en iyi yerlerde, en iyi şekilde temsil edecektir bizleri.